kalkülüsü ilk öğrendiğiniz zamanlarda bir f fonksiyonunun türevini şu şekilde yazdınız. Bunu ifade etmenin birçok yolu olsa da f üssü x eşittir. Limit delta x yani x'teki değişim sıfıra yaklaşırken f x artı delta x yani x'teki değişim eksi f x bölü delta x. Ve ayrıca bunu yazmak için birçok farklı notasyonda öğrenmiştiniz. Mesela y eşittir fx ise bu ifadeyi y üssü şeklinde gösterebilirsiniz veya dy bölü dx şeklinde de gösterebilirsiniz ki bunu ben genelde dy bölü dx yani y'nin x'e göre türevi olarak ifade etmeyi daha çok seviyorum. Y eşittir fx olduğu için buna f'in x'e göre türevi de diyebilirsiniz. Ama diferansiyel denklemler ile daha çok haşır neşir olmaya başladığınız vakit, insanların bu notasyona bir cebirsel ifade gibi davranmaya başladıklarını görürsünüz. Mesela denk gelebileceğiniz en basit diferansiyel denklemlerden birine bakalım. Bunu önceden öğrenmiş olanlar veya henüz öğrenmemiş olanlarınız olabilir. dy bölü dx eşittir Y, yeah, evet, böyle bir diferansiyel denklemi çözmek isterseniz, insanların dx'i cebirsel bir ifade gibi düşünüp, her iki tarafa da dx çarpımı uyguladıkları bir teknikle karşılaşmış olabilirsiniz. İki tarafı da dx ile çarparsanız, bunlar cebirsel olarak birbirini götürür geriye. dy eşittir y çarpı dx x kalır. Sonra da her iki tarafı y'ye bölmek isterler. Bu uygun bir bölme işlemi olur çünkü y zaten cebirsel bir ifade. İki tarafı y'ye bölerseniz, 1 bölü y dy eşittir dx elde edersiniz. E, ardından da insanlar iki tarafında integralini alıp bu diferansiyel denklemin genel çözümünü bulurlar. Ama bu videodaki amacım bir diferansiyel denklemin nasıl çözüldüğünü anlatmak değil. Değil. Diferansiyel olarak adlandırdığımız bu kavramların kullanımını düşündürtmek. Yani dx veya dy'ye bu şekilde cebirsel bir ifade gibi davranıp her iki tarafı da dx veya dy ile çarpmak ya da bölmek. Aslında bunu normalde demem ama bu kabulü yapabilmemizi sağlayan şeyleri göstermek hiç de kolay değil. Yine de aşırı matematiksellik çermeyen bu şekilde işlem yapmanın çözümlere ulaşmada faydalı bir araç olduğunu olduğunun kanıtlandığını bilmeniz içinizi rahatlatabilir. Ben ise dy bölü dx'i x'teki çok küçük değişime karşılık gelen y'deki çok küçük değişim olarak düşünmeyi tercih ediyorum. Bu da aslında bu limit ifadesinin bize anlatmaya çalıştığı şey ile aynı. Çünkü delta x sıfıra yaklaşırken x çok küçük bir değişme elde edeceğiz. Buna karşılık olarak da y'de de çok küçük bir değişim olacak. Bunu bu şekilde düşünerek biraz daha rahat hissedebilirsiniz. Bu da ayrıca bu tip notasyonları doğrulamak için kullanılan yöntem biri. Çünkü x'deki çok küçük bir değişimin y'deki çok küçük bir değişime etkisi sekant çizgisinden teğet çizgisine doğru giderkenki eğimin limit değerini göstermiş oluyor. Dolayısıyla diferansiyel terimleri kullanırken ya da onlara cebirsel birer ifade olarak davranırken bu şekilde düşünürseniz, her iki tarafı x'deki çok küçük bir değişim ile çarptığınızda biraz daha rahat hissedebilirsiniz. Buradaki genel olay şu ki, diferansiyel denklemlere giriş derslerinde, çoklu değişkenlere giriş derslerinde ve kalkülüse giriş derslerinde bu tekniğin sıkça kullanıldığını göreceksiniz. Her ne kadar diferansiyel terimlere sanki cebirsel ifadelermiş gibi davranmak çok matematiksel olmasa da, bu terimlere düz matematiksel mantık ile yaklaşmak kullanışlı olduğundan bu tekniği kullanıyoruz. Matematikte ilerledikçe bir diferansiyel ifade için kullanılan daha detaylı tanımlarla karşılaşacaksınız. O zaman nerede düz mantık kullanıp nerede kullanmayacağınızı biliyor olacaksınız. Ama buradaki asıl nokta eğer bir denklemin iki tarafını da dx ile çarparken ya da dx veya dy'ye bölerken garip hissettiyseniz merak etmeyin. Matematiksel olarak bu hissiniz haklı bulunmuş. Çünkü bunu yapmak pek matematiksel bir mantık içermiyor gibi geliyor ya da en azından neden böyle yaptığınızı öğrenene kadar kadar böyle gelecek. Ama size şunu söyleyebilirim ki eğer henüz başlangıç seviyesindeyseniz bazı basit diferansiyel denklemleri incelerken ve keşfederken bu tekniği uygulamanızda herhangi bir sakınca olmayacaktır.